İyi akşamlar. Genç Mikrofon Liseler Arası Müzik Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. İsim Genç Mikrofon olunca tabii ki seyirciler de gençler. Genç mi seyirciler? Bakayım şöyle. Evet ya, %70'i genç, %30'u daha da genç. Evet, gördüğüm kadarıyla orada bir abi var. Siz yeni mezun oldunuz abi? Evet, siz? Evet, hayırlısı olsun. Ne, kimi destekliyorsunuz? Gönen Mustafa Uç Lisesi. Evet, evet, herkes var burada. Bakalım kimler varmış, hemen bir sayalım. Gaziantep burada. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi. Davutpaşa Lisesi. Başka Balıkesir. Evet, evet, herkes pankartıyla gelmiş. Evet hanımlar beyler, gerçi biraz ara verdik ama hani o duygudan çıkmayayım dedim ben. İşte maçlar oldu, Eurovision oldu. Bir sürü ara verdik. Jürimizle bakıyorum hala aynı. Gerçi Nev son anda geldi ama trafikten dolayı, değil mi? İkinci köprüden geldin herhalde. Evet, fenaydı. İki şeride düşmüş yollar herhalde. Aslında var. Evet, seni yalnız bırakmam. Her beni türlü. Yalnız, ben ödüm koptu sen gelmeyeceksin diye. Yalnız kalacağım diye çok korkuyorum. Evet hanımlar beyler, bu hafta ne haftası bileniniz var mı? Duyamadım. Barış Manço haftası bu hafta. Belki birçok genç ucu ucuna yetişmiştir ama benim yaş grubum insanlar 7'den 77'yi hatırlar mı acaba? Hatırlayanlar var mı acaba? İşte o küçük küçük böyle Barış abimizin onlara şarkı söylediği, sohbet ettiği küçükler artık burada bu sahnede yarışacaklar. Ve bu hafta Barış Manço şarkılarını seslendirecekler. Barış Manço'yu bir kez daha anacağız. O ölmedi, o hala kalbimizde, içimizde yaşıyor. Hemen geçtiğimiz haftada Babalar Günü'nü kutladık. Buradan da geçmiş Babalar Günü'nü kutluyorum ben. Tüm babaların. Bu çok özel bir istekti. Benim kızım istedi bunu. Şu anda beni izliyor Deniz evde halısıyla beraber. Baba oradan hani böyle bir Babalar Günü der misin falan dedi. Ben de buradan Deniz'e el sallıyorum. Kocaman öpüyorum kızımı. Evet hanımlar beyler, geldik muhteşem jürimize. Dönüyorum sol tarafıma doğru. Bu hafta çok güzel, çok zarif, çok şeker bir hanımefendi bizim konuk jürimiz. Hanımlar beyler, karşınızda müzisyen Aslı. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece bu müzisyen hafta istemişsin ama yo, nasıl takdim etmek takdim etmemizi istersiniz dediler. Sanatçı yoksa işte besteci, yorumcu. Ben de dedim ki yani besteci, yorumcu bunların hepsi var ama herhalde özetle müzisyen daha kolay olacaktır. Aslı çok sadeliği sever. Evet. Hemen yanınızda kim var biliyor musunuz? Bilmez olur muyum? Bilmez olur muyuz? MÜYAP Başkanı Bülent Forta. Bülent abinin böyle bir, yani devamlı gülüyor. Bülent abi hani bilmiyorum, burada ben pek anlamıyorum ama belki burada kötü performans bile olsa o Bülent abinin o yüzündeki o tebessüm hiç eksik olmuyor. Ama biraz böyle bir şey zaten, yani hani müzikle ilgilenmek falan herhalde bizi gülümsetiyor. Aslında yani hani çok gülümsenecek bir hali yok ama yani genel durumda fena. Yani yine de biz gülümsemeyi tercih ediyoruz. Hemen yanı başında kim var hanımlar beyler? Besteci, yorumcu, müzisyen Nev. Yayına 3 dakika kala da işte görev aşkı bu. Hemen geldi. Evet. Yoğun bir trafikten dolayı ve uzun bir seyahatten döndün evet. Herhalde. Evet. New York'taydın galiba. New York City, evet ya. Yani. Gittik evet. Geldik. Böyle bir aradan bir istifade kaçtık şöyle bir. İyi yaptın, güzel yaptın. Zaten vallahi, şurası ya. Evet. Kardeşlerim için bir sürü bilgi de topladım geldim. Sonra konuşuruz. Hemen yanı başında kim var hanımlar beyler? Çok güzel bir bayan. Melis Danışman. Gazeteci, müzisyen. Melis'cim sen bu arada burada mıydın? İstanbul'da mıydın? Yani Türkiye'de miydin? Buradaydım. Bir ara bir Bodrum'a gittim geldim. Ayıptır yani. Söylemesi. İrlanda'ya gittin mi? Ayıptır canım İrlanda'ya yani. Gittim. New York'a gidenler ayıptır söylemesi. Doğru yani. Büyük yani. Bodrum şurası. Normal kaçıyor. Yani biz Bodrum'daki geldim. Tatil süremiz kadar adam yol gidiyor. Düşün. Belki pek tatil bak, değil de gidiyor. İşle karışıktı. Hem iş, karışık. Hem iki gün tatil gibi. Gittim geldim. İyi.
Ne güzel. İHAR'ımıza hoş geldiniz. Ben de gördüğünüz gibi, ben de Bodrum'da dizi çekimleri devam ediyor. O yüzden zoraki bir bronzlaşma oldu ama artık ne yapalım işte, makyajla kapattık biraz. Evet hanımlar beyler, hazır mıyız? İlk grubumuz gelsin mi? Alkışlarınızla Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi geliyor. Bu akşam çok büyük keyif aldım. Eylül'ü, ben suyu ve yağmuru kutlamak istiyorum. Yani nefesli enstrümanları çalan arkadaşlarımızı. Çok teknikle boğmak istemiyorum. Gerçekten zor işler. Hem o doğru ritmin içerisinde, doğru kompozisyonlar, o nefeslerin, o senkronları ve melodileri çalması benim için çok değerli, çok anlamlı oldu. Mesela seyircinle bir bütünlük kurdum bugün, yani hepiniz birlikte onlarla. Sen söylerken en çok etkilendiğim anlardan bir tanesi, herkes birlikte söylüyordu. Ben böyle bir yorum beklemiyordum, biraz sürpriz bir yorum oldu. Gerçekten de fazla da lafı uzatmak istemiyorum çünkü güzelden başka bir şey söylemeyeceğim. Çok başarılıydınız, devamı gelir diye düşünüyorum. Hani hastasıyım diye bir laf vardır ya, ben davulla hasta oldum. Bu arkadaşı çok beğendim, acayip yani bir... Boran. Borancığım tebrik ediyorum. O mikrofon olmamasına rağmen önünde o, çalarken aynı zamanda eşlik ediyordu şarkıya. Sonra yani çok severek, davulu çok severek çaldığına eminim. Çok da iyi çalıyor. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne...
Bravo. Merhaba. Briz, merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Görüşmeyeli iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş geldin, hoş geldin. Gel bakalım şöyle. Evet, halhallar var mı ayaklarda? Tabii ki. Bakayım. Şarkımla birebir. Sizde? Aa, sizde yok mu? Ha, solistlerde halhallar var. Ne haber, nasılsın? İyi misin? Öttürdün gene davulu. Hadi bakalım. Evet Briz, bu şarkıyı yani daha önce mutlaka biliyordum tabii ki yani. Tabii ki dinliyordum. Dinliyordum da, söylüyordum yani, da. Ve söylüyordum da, bravo. Evet, gerçekten eski bir parça ama çok severek dinlediğimiz bir Barış Manço'nun eseri. Kesinlikle öyle. Ve hemen jürimize dönelim. Bülent abi, sizden başlayalım. Gel yaklaş şöyle. Şimdi ben zaten bu yarışmanın başından beri Tevfik Fikret Lisesi'nin yani bu konulardaki çalışma disiplinini çok beğeniyorum. Yani belli ki burada da bu 15 günü iyi değerlendirmişler. Bu sonuç olarak daha çok böyle halk müziği motiflerine yakın, Türk motiflerine yakın bir şarkı olmasına rağmen ağırlıklı olarak hani caz yorumlarıyla, işte nefeslerin öne çıkmasıyla falan enteresan da bir yorum getirmişler. Birisi biz hep burada görüyorduk. Ortada da son derece başarılı. Dolayısıyla ben iyi bir yorum getirdikleri kanısındayım. Bazı yerlerde böyle hani arka ile solist arasında bazı senkron tutmama gibi durumları oldu ama yani genelde başarılı bir yorum geldiğini söyleyebiliriz yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nev, kafanı salladın, orada gözümden kaçmadı. Bülent abiye katılıyorum. Şimdi bir şey var, öyle hissetmiş olabilir, belki şu anki duygu halimden midir nedir? Çünkü müzik öyle bir keyif ki sonuçta değerlendirmesi her şarkının düzenlemesine göre, onun tavrına göre değişik olabiliyor. Ama şöyle bir şey var, galiba biraz tuttunuz parçayı. Yani birazcık daha hani salsaydınız, enerjisini daha büyütseydiniz, daha heyecanlı zillerle. Yani ama bu tabii bu bir keyif meselesi, böyle bir şey tercih edilmiş olabilir. Benim baktığım tarafı işin üslup olarak, icra olarak nasıl ifade edildiğiyle ilgili yani. Doğru zamanlamada çalındı, doğru aranjede çalındı. Mesela Bülent abiye katıldım dediğim tarafı şuydu. Önde sen mesela daha hareketlisin, daha heyecanlısın ya, daha cıvıl cıvılsın. Ama mesela devamlı duraksamalar olduğu zaman seni bu sefer... Önemli olan bir şeye karar vermek gerekiyor. Soliste göre mi müzik tarif edilecek? Çünkü solistiniz şu an sensin. Yani bir enstrüman olmadığına göre solist her zaman şarkı söyleyen değil. Ama şu an sensin. Mesela senin öne gitmeni ve birazcık daha izleyicinle ilişki kurmanı engelliyor bu durumda duraksamalar. Ama çalım olarak kim zehirliyorsa sizi bilmiyorum. Ona da çok selamlarımı iletin. Çok güzel, yüksek anlayışta kaliteli bir müzik vardı burada. Evet, Brass'taki arkadaş, yani o takım süper zaten her şekliyle, bas da evet, çok iyi. Evet. Birazcık davul basa heyecan olsa olabilirdi ama teşekkür ederim. Böyle ilk açılışta keyifli müzik dinledik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hemen çok kısaca Melis, senden de alayım. Çok kısa sonra, söyleyeyim. Ben her hafta çok çalışkan bir grup görüyorum Ankara'yı izlediğim zaman. Çok çalıştığınız belli oluyor. Bu hafta da aynı şekilde... kafanızı sallamanızdan belli galiba. bu hafta da aynı şekilde devam etmişsiniz. Bence başarılı bir yorumdu. Ben beğendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Aslı, sonra mı yapacaksın yorumunu? Birkaç gruptan sonra, yoksa şimdi yorum yapmak istiyor musun? Birkaç şey söyleyebilirim. Lütfen. ben de böyle bir girizgah yapmış olayım. Ben tabii sizin daha önce kayıtlarınızı bir iki programda izleyebildim. Dolayısıyla her grup hakkında biraz fikrim var. Senin sahnedeki rahatlığın bir kere çok hoşuma gitti. Yani bilmiyorum her hafta böyle miydin ama sahnede dolaşıyor olman, tavırlarının, mimiklerinin rahatlığı çok hoştu. Piyano soloyu çok beğendim. Nefesler bence grupta kesinlikle iyi bir artı sağlıyor. Bir de dikkatimi çeken şey davulcu arkadaşımızın vokal yapıyor olması. Davulcular çok kolay vokal yapamazlar. Babanın yapmadığı bir şey yok. Öyle mi? Ha, bilmiyorum tabii ben. Çok tehlikeli bir şey. İkna eder adamı, hiç bakmayacaksın. Hadi ya. Ama Ramazan davulcuları da hem çalıp hem söylüyor ya. Ben çok bastırdım. Değil mi? Yok, çok kolay bastırdım. Bir şey değildir. Her davulcu da yapamaz. O yüzden o dikkatimi çekti. Bence genel olarak çok hoştu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Birizciğim, nereye dönüyoruz? Hemen Figen'in yanına gidiyoruz. Tabii Figen ki. Sendeyiz hayatım. Teşekkürler Hakan. Ekranların en hareketli, en kaliteli, en dinamik yarışma programı Genç Mikrofon'dan, TRT1 ekranlarından siz ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz ve siz stüdyodaki sevgili konuklarımıza hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz Genç Mikrofon'a. Evet, Ankara Tevfik Fikret Lisesi hal hal dedi. Bakalım müzik öğretmenleri ne söyleyecek? Nasıl buldunuz performanslarını? Gayet güzeldi. Fakat burada asıl güzel olan
Türkiye'de müzik nereye gidiyor sorusunu sıkça sorduğumuz bugünlerde özellikle fiziki özelliklerini ön plana çıkararak ve medyatik olmalarını kullanarak şarkı söylemeye çalışan kişilere önem verildiği, gerçek sanatçılara önem verilmediği bugünlerde böylesine önemli bir sanatçının şarkılarına yer verilerek gençleri onların şarkılarıyla buluşturmak ve kaliteli müziği dinlemeye sevk etmek gerçekten çok güzel bir şey. Biz bu açıdan çok mutluyuz. Asıl önemli olan, asıl güzel olan şey bence budur. Evet. Burada dikkat edilmesi, dikkat çekilmesi gereken konu bence budur. Evet. Bu açıdan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, hal hal dedi. Alalım hemen solistimizi yanına. Nasıl geçti? Çok heyecanlıydınız. Çok heyecanlıydık. Tabii. Her zaman heyecanlıyız. Müzik biraz her zaman heyecanlandı. Biraz ara verdik. Belki ondan da bir heyecanımız kaplandı. Uzun bir ara kaplandı. Verdik. Çok özlemişiz ama hepimiz çok mutluyduk. Ama sahnede. Çok değerli bir sanatçının güzel bir şarkısını çok güzel yorumladınız. Çok zaten güzel olmayan hiçbir şarkısı yok sevgili Barış Manço'nun. Gayet başarılıydınız. Peki heyecanınızla ilgili veya işte biraz senkron tutmaması ile ilgili jüriden eleştiri aldınız. Ne diyeceksin o konuyla ilgili? Evet, doğrudur. Yani mutlaka öyle bir şeyler olmuştur. Çünkü heyecan çok etkili bir faktör performansta. Belki de olmuştur öyle bir şey. Doğrudur yani. Evet. Kesinlikle söylediklerine göre vardır bir şey mutlaka. Peki hala o zaman. Evet Hakan'cığım, sana dönüyoruz. Ankara Tevfik Fikret Lisesi. Bizden bu kadar. SMS numaralarını hemen söyleyelim. 113 yazıp 5780'e gönderiyorsunuz. 5780 113 Ankara Tevfik Fikret Lisesi'ni desteklemek için. Figen'cim çok teşekkür ederim. Evet hanımlar beyler, sıradaki okulumuz İstanbul Fatih Davut Paşa Lisesi. Ağladım, yarimi bağladım. Ah dedim ağladım, yarimi bağladım. Eğdi yar boynunu, eğdi Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, tom tom kurşunu değil. Hançer yarası değil, tom tom kurşunu değil. Gel gel gümüne gel, gel 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 gümüne gel, gel 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 gümüne gel. Girişte biraz enerji düşüktü. Ondan sonra şarkının içerisine dahil olmaya başladılar diye düşünüyorum. Şimdi mesela şu kapının dışından buradan geçiyor olsaydım, o klavye tonunu duyunca burada düğün var falan zannederdim ben. Ya hadi gidelim eğlenelim falan, öyle bir durum olur. Yani bunu mu istiyorsunuz mesela? Bu da yani bu da bir yol, bu da bir keyif, tercih. Ama daha fazla müzikal anlamda daha büyük bir başka bir keyif yaratmak gibi bir derdiniz var mı? Merak ediyorum. Ya aslında bizim genelde parçalarımız hani klavye de tabii ki yani altyapı çoğunu o oluşturuyor zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama hani distortion da alttan hani sağlam gelince ikisi güzel bir bütünlük sağlıyor. Fakat bu hafta distortion kullanamadığımız için de biraz sırıttı klavye. Bize de o aslında anladık ondan. Ha tamam anladım. Ah dedim ağladım. Ben nasıl
seni can bedenden sıkmayınca. Gel Burak. Nasılsın? İyiyim. Görüşmeyeli. Dur şöyle ışını kesmeyeyim. İyiyim ya. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Oo, çok terlemişsin. Bayağı sıcak. Sıcak. Evet, bayağı da performans gösterdin. Pek zıplayamadık bu hafta böyle. Bu hafta biraz daha sakin oldu sanki. Daha sakin ama başta çok farklı yorumladınız. Evet. Evet, güzeldi. Yani bana göre güzeldi ama teşekkürler. Bakalım Aslı ne diyecek. Evet Aslı. Ben burada bayağı not aldım, bilmiyorum bunu en kısa haliyle söylemek istiyorum. Sindirim. Ama
Şimdi önce şarkıyı 3 bölüme ayırmanız hoşuma gitti. Bu şarkıyı ayrıca ben sahnede söylüyorum. O yüzden özellikle ilgilenmiş oldum bu şarkıyla. Yani çok sakin başladınız. Sonra ikinci bölümde pop'a döndünüz. Üçüncü bölümde de rock'a geçiş yaptınız. Bence o şaşırtıcıydı. Çünkü o sakinlikte gitseydi belki de bu şarkı nasıl biter? Çünkü şarkı uzun bir şarkı. 3 vokal altı var. Üçüncü vokal altında gitarın çok yoğun olması bence son nakaratta şarkının yükselmesini biraz engellemiş oldu. Belki biraz daha hani gitarlar daha sade olsaydı o üçüncü vokal altında nakaratta da biraz yükselmiş olabilirdiniz ama bütününde hani hiç beklenmedik bir şey yapıp kendi düzenlemenizi katmış olmanız, kendi farkınızı ortaya koymuş olmanız benim hoşuma gitti. Ve o ilk bölümde bas gitarın melodisini beğendim. İlk şarkının ilk verse'inde. Genel olarak bence iyiydi. Senin için söyleyebileceğim çok küçük bazı şeyler var. Senin daha önce sahnede çok doğal davrandığını biliyorum daha önceki bölümlerde de. Vokalde bir iki... Hani notasal anlamda detonasyonlar oldu. Onlar da çok normal heyecandan belki sesi iyi duyamamışsındır. Onun dışında gayet iyiydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Melis'ciğim. Ben Aslı'ya katılıyorum. Parçayı üçe ayırmanız bence güzel olmuş, enteresan olmuş. Bir balat gibi başladınız. Sonra biraz pop'a döndü. Sonra rock yorumu gibi geldi bana. Senin Cihat davullarını son bölümde açıkçası daha çok beğendim. Arada pop şarkısı davulları o kadar çok hoşuma gitmedi. Ve senin sesini ilk defa bu şekilde duyduk Buğra ve benim gayet hoşuma gitti. Aslında dediği gibi kaydığın yerler oldu ama onlara dikkat edersen çok da şahane olabiliyormuş. Bence üstüne gidebilirsin bunun. Klavyeyi çok etkin bir şekilde tabii doğal olarak duyduk. Bir de benim en çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden ikinci sırada bilmiyorum seninle alakalı mı tanıdığın akrabaların mı yoksa annen mi bilmiyorum. Birileri var seni böyle gözlerinin içi gülerek inanılmaz izliyorlar. Evet, o kadar tatlıydılar ki ona değinmeden edemedim açıkçası. Bilmiyorum. Kim oradaki bayanlar? Kimler? Soldaki annem, sağdaki ablam, yanındaki de babam hatta. O daha sakin durmuştur muhtemelen. O kadar şekerler. Babanın bir ağır duruşu var, bir sakin duruşu var. Yani. Böyle ellerini kavuşturmuş bir şekilde evet, başına evet. İtibaren sana bakıyorlar. Çok şekerdi. Teşekkür ederiz. Evet, kısaca beylerden de yorumları alalım. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi biz genellikle Davut Paşa Lisesi'nde hep solistlerin enerjisiyle seyretmiştik onları. Bu sefer ben grubun enerjisini de beğendim. Dolayısıyla hani her ikisini de yapabilen bir pozisyon olduğu da bu etapta ortaya çıkmış oldu. Yani o yapılan eleştiriler sonuçta tabii ki size biraz verilmiş bir parça olduğu için, çalışılmış bir parça olduğu için bunu yaşadık biz. Ya belki sizin kendiniz aynı daha özgür hissedebileceğiniz şeyler olması gerekebilir parçalarda. Ama işte müzik belki bunların hepsini yapabiliyor olmaktan çıkıyor ve iyi bir müzisyen böyle olunuyor. Ben grubun bu performansının da onlara başka bir yön ve boyut kattığına tanık oldum. Dolayısıyla o açıdan beğendiğimi söyleyebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Benim için şimdi Davut Paşa Lisesi baştan beri çok büyük sempatiye baktığım bir lise. Hepsini de çok seviyorum, enerjilerini de seviyorum. Çok yüksek başladılar enerji olarak. Tabii ki normal, geçen haftakini eleştirimi kale aldığınız için teşekkür ederim. Müzikal olma çabası çok güzeldi. Fakat galiba birazcık daha önümüzdeki hafta dengelememiz lazım. Çünkü hani düzenleme yaparken bu sefer besteyi tekrardan bestelemiş gibi oluyor durum. Ve ritimler, her kelimenin kendine ait bir melodisi ve bir ritmi vardır aslında içinde. Armonideki ve ritimdeki farklılıklar Buğra'yı biraz zor durumda bıraktı. Neden? Bu sefer mevzu uzuyor. Yani prozodi dediğim baştan beri hani aralıklar, söz, kelime ifade etme, içeriği ifade etme süreleri uzuyor. Bu sefer şeye başlıyor, onu zorlamaya başlıyor. Birazcık daha hani ama muhteşem olan şu müzikalleşme çabası. Önümüzdeki haftalarda biraz daha dengeleyip ama sizin o heyecanlı duruşunuzla dengeleyip. Başka bir şeyle değil, yani başka bir tavırla değil. Siz zaten o kadar keyifli, enerjiksiniz ki. Onunla birlikte dengeleyip bakmak lazım. Gitarları mesela unisonları destekleyebilirsin ana melodileri. Öyle keyifli şeyler olabilir. Daha güçlü, daha enerjik geliyor. Davulu ben beğendim bugün.
Başka yok. Daha ne olsun. Başka valla yine mi? Başka yok, tamam. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir ama şey söyleyeyim. Ama çok önemli ya, çok önemli yani. Teşekkürler. Ben bugün şuna inanıyorum. Barış abi şu anda burada aramızda ve bizi dinliyor. Ben ona çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Ya hem grubum adına hem de arkadaki arkadaşlarımız adına. O şarkısında çok güzel söylemiş. Öyleyse sen unut beni diye. Biz de diyoruz ki öyleyse sen unut bizi. Çünkü biz seni unutamayacağız. Unutturmayacağız da. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bakalım Figen nerede? Kimlerin yanında? Kimin annesinin, kimin ablasının, kimin babasının ya da bakalım. Evet Figen'cim sendeyiz. Çok teşekkür ediyorum Hakan. Bu hafta seyircilerle de ben konuşacağım. Çünkü Ozan çok hayırlı bir iş için yok aramızda. Nişanı var, o yüzden gelemedi. Buradan mutluluklar diliyoruz Ozan'a da. Hemen dönüyorum. Yanımda Burak'ın annesi var. Merhaba. Merhaba. Nasıl bir duygu? Oğlunuzu izliyorsunuz sahnede. Vallahi çok güzel bir duygu. Yani o an sadece onu düşünüyorum. Allah herkese göstersin inşallah. Çok gururlanıyorum. Az önce ben size ismi neydi diye sormuştum. Dediniz ki Zühtün. Zühtü mü kaldı ismi? O da çok şikayetçi bu konudan aslında. Yok, aslında o kadar değil. İlk zamanlar öyleydi. İlk biliyorsunuz ilk çıktığı zaman Zühtü söylemişti. Şimdi Burak Zühtü diyebiliriz. İkisini de kullanıyorlar. İkisini de kullanıyorlar. Ablamız yanımızda galiba. Çok benziyorlar zaten. Sen ne söylüyorsun kardeşine sahnede? Nasıl, heyecanlanıyor musun? Ben çok heyecanlanıyorum. Burak'dan çok ben heyecanlanıyorum zaten. Peki nasıl desteklediniz müzik konusunda, oğlunuzu nasıl yönlendirdiniz? Kendi kendine mi istedi yoksa gerçekten bu konuda bir yeteneği vardı, siz de buna bir destek yapalım mı diye düşündünüz? Hayır canım, biz hiç yeteneğinin farkında değildik. Çünkü biz ÖSS'ye odaklanmıştık. Hani devamlı bir üniversiteyi kazan, üniversiteyi kazan. O kendi çapında okulda bir şeyler yapıyordu. Biz yani o kadar ilgilenmiyorduk. En sonunda bir kas tava katıldı. Orada ödül alınca dedik bu çocukta bir şeyler var. Ama hakikaten yani içinde olması gerekiyor. Yani normalde bir düğünde bile oynatamazsınız burayı. Kesinlikle. Ama biz o Kastav'da sahnede görünce birdenbire şaşırdık. Ya sahnede çok farklı bir hava. Farklı, kesinlikle çok farklı. Yani normalde düğünlerde bile oynamayan bir çocuk. O zaman buradan ailelerimize bence bir mesaj iletmelisiniz bu konuyla ilgili olarak. Aynen. Ben çünkü ÖSS diye inşallah onu da kazanacak. İyi haberleri vereceğiz size inşallah. Onu da kazanacak ama dediğim gibi içinden gelen bir şey. İkisini bir arada inşallah götürür diyorum. Mutlaka götüreceklerdir. İstanbul Davutpaşa Lisesi'ne eğer destekliyorsanız 109 yazıp 5780'e gönderiyorsunuz. 5780 109 İstanbul Davutpaşa Lisesi için. Hakan'cığım güzel sahnendeyiz. Sendeyiz yine. Teşekkürler Figen. Evet hanımlar beyler, tüm hızıyla sürüyor programımız ve sıradaki okulumuz Gönen Mustafa Uçtu Lisesi. Bir kere ben Esra'nın sesinin sadeliği, uyumu, böyle bir su gibi akışını başlangıçtan beri beğeniyorum. Bu şarkının biraz hani melodisi de senin sesine çok iyi uymuş. Yani her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu şarkı böyle hani çok inişleri, çıkışları olan bir türkü değil ama hani Yaşar'ın da ifade ettiği gibi hem vokallerin arkadan sana destek vermesi hem de hani grubun şarkının o sadeliğine, sade bir eşlikle devam etmeleri bence güzel bir sonuç çıkartmış. Unutamadım, unutamadım
ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızır, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden istene. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Aksoy. Teşekkür ederiz çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Sizi ilk defa mı görüyorum ben? Evet. Sahnede. Evet. Hoş geldiniz. Daha önce buradaydınız ama değil mi? Hani... Daha önce gruptaydım. Gruptaydınız. Ne yapıyordunuz grupta? Grupta yine solist durumundaydım. Çıkmıyordum yani grupta değil. Enstrüman falan çalıyor musun? Enstrüman çalmıyorum. Yine... Çalmıyordunuz gene evet. Solist. Ama ilk defa bu hafta. Evet. İlerleyen haftalarda görebilecek miyiz sizi de? İnşallah. Güzel bir uyum oldu bana sorarsanız yani. Ki ben bu işten hiç anlamadığım halde. Ya anlamıyorum gerçekten ama hani iyi bir dinleyeceğimdir. Hani benim hoşuma gitti. E tabii ki Bülent Fortan'ın hoşuna gitti mi gitmedi mi öğreneceğiz. Evet Bülent abi. Şimdi bu parçayı yani bir vokal olarak icra etmeniz iyi. Yalnız parçaya biraz yavaş girdiniz herhalde. Yani daha sonra tempo kazandı parça. Ama ben genel olarak davulun... Hani size eşlik etmesini falan beğendim. Zaten gitarlarla ilgili hep konuşuyoruz. Onu biraz yani üstadına bırakacağız artık. Yani benim gördüğüm kadarıyla parçanın genel dengesini kurmakta hafif aksamalar olmasına rağmen iyi bir performans ortaya çıktı. Sen biraz daha rahat olman lazım. Belki ilk kez çıkıyor olmaktan kaynaklanan bir yanı vardı. Çok heyecanlı ve hani biraz... Tutuk ve donuk durdun ama zamanla bunu giderebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla zaten hani Gönen Lisesi
görselliğiyle, bugün biraz Beşiktaşlı haliniz var hep beraber. Yani görselliğiyle ve hani sahnedeki duruşuyla zaten enteresan bir grup. Dolayısıyla bu solist hareketlerini de daha canlı bir hale getirebilirseniz bu görselliğe eşlik eden bir ekleme yapmış olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Nev? Ben heyecanını sevdim parçayı ifade etmek isteğini, yani o isteği sevdim. Birazcık daha tabii ki bir arada çalarak, birlikte olarak daha iyi performans olabilirdi. İki tane önemli nokta var benim için. Solo gitarda Filiz, değil mi? Filiz'im, o kullandığın ekipmanda 3 ayrı ton yazabiliyoruz değil mi? 4 ayrı. Mesela soloları mesela ona geçtiğin zaman soloları yükseltirsen burada biraz az geldi mesela. Clean tonundan, yani o temiz tondan soloya geçtiğimiz zaman onu biraz daha istedik, canımız istedi. Vokalle ilgili olarak tabii ikiniz, bu arada Umut'cum hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Bugün bir çatla şöyle neşelen, artık önümüzdeki haftalardan itibaren devamlı bizimle keyif alacağız inşallah. Nilay'a bir tane ricam olacak. Şimdi mesela bu üslup önemli bir şey. Artık ben kötü polis Esra olmak mi istiyorum. Ha? Pardon. Ha, tamam. Karıştırdım. Solistimiz? Solist Esra'ya. Tamam, Esra'ya. Esra'ya solist. Yani bu kadar bahsediyoruz. Aklımı karıştırdım. Ödüm patladı. Şimdi parçanın içinde bir yerde hani şey bir kısım var, izinle söylemek istiyorum. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Ufak nüanslar solisti solist yapan şeylerde. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. İkisinin arasındaki fark. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş falan gibi. Dokun birazcık insanlara. Alkış hak etti değil mi? Bu kadar. Teşekkürler. Melis, hemen kısaca alalım. Bence düet iyi bir fikir olmuş. Burada Umut, hoş geldin bu arada. Şöyle bir şey takıldım ben açıkçası bu parçada. Ağlarda ben davulu o kadar çok duydum ki, yani kickler benim başımı döndürdü açıkçası. Dolayısıyla Cem bu parçada bence iyi bir performans sergiledi ama bir yandan da ağlarda sizi... başka türlü desteklese sanırım daha iyi olurdu gibi. Cem beni duyuyor mu bilmiyorum, başka yerlere bakıyor. Ama gayet iyiydi performansı. Ya da şu soruyu mu sormak lazım? Mesela Cem'e grubun mu uyması lazımdı o heyecana? Şimdi heyecana göre tarif edersek hani... Sanki bana Cem'in ağlarda solistlere, yani gruba uyması daha doğru gibi geldi. Yani orada çok fazla davul duydum ben açıkçası. Yani nakaratta tamam yükseliyorsunuz hep beraber, tabii ki o daha uygun ama... Sanırım ağlar ya belki bilmiyorum, benim kulağıma öyle gelmiştir. Ben çok 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 fazla davul duydum. Yani bu şey sistem, ses sisteminden bahsetmiyorum, yani çalım açısından da öyle. Belki ona birazcık daha dikkat edebilirdiniz. Bu kadar, onun için de tebrik ederim sizi. Teşekkürler. İntro'yu da çok beğendim bu arada, intro çok güzeldi. Gitar tonu zaten mükemmel, evet. Ya her seferin. Teşekkürler. Aslı'cığım, senden de kısaca bir yorumlar alalım. Tabii. Daha sonra yorumlar uzun olacak. Ben de Melis'e katılıyorum davul açısından. Ben bir kere şarkının içinde genel olarak aslında davulun performansını beğendim. Ama vokal altlarındaki tuşenin biraz yüksek olması beni de hafif rahatsız etti. Çünkü hani böyle küçük nüanslar genel olarak önemlidir. Ama genel olarak bence sen iyi bir davulcu olacaksın. Bana öyle bir şey verdin. Çift ses olması, şarkının iki vokali olması gayet iyiydi. Uzatmayayım. Genel olarak beğendim. Bir de onu da söylemeden ne demeyeceğim. İki bayan gitaristi görmek de çok hoş oldu. Oo, daha neler var, bekle. Çok teşekkür ediyorum. Rica, evet Figen'cim, nerelerdesin? Sendeyiz. Evet. Hakan, solistimiz Esra'nın anne ve babası yanımda. Ayrıca bas gitar çalan arkadaşımızın da annesi yanımda. Can'ın annesi yanımda. Önce solistimizin babasıyla başlayalım. Bakalım neler söyleyecek babamız bize. Şimdi Esra'yı ilk buraya katılmadan önce sesini duymamıştım. Ancak daha sonra ki buraya katıldığında sesini duyunca gerçekten bu işte başarılı olacağını düşündüm. İlk defa mı sesini bu yarışma sayesinde duydunuz? Evet, ilk defa. Daha önce evde kesinlikle sesini duymamıştım. Ancak daha sonraki çalışmalarını da okulda bir iki gittiğimde gördüm ki Esra bu işi yapacak. Bunun kendisi istediği zaten müzik.
çalışmaktı. Ve eğitimi de bundan sonraki eğitimi müzik olacak. Kesinlikle bu. Ve Gönen halkı ve Hasanbey köyü, kendi köyümüz halkının desteklerine ötürü teşekkür ederim Hayrettin. Evet, anne biz de yanımızda. Neler hissediyorsunuz kızınızı sahnede gördüğünüz zaman? Gurur duyuyorum valla böyle. Çok sevindim. İç sesini daha önce duymamıştım. Yani, yani böyle yapacağını şey yapıyorum yani. Siz de o kadar heyecanlısınız, evet. Peki hala Can'ın annesine dönelim. Can'ın annesinin gözleri doldu. Zaten zor yanıma getirdim, çok heyecanlıyım dediniz ama çok güzel bir şey olsa gerek değil mi? Evet, çok gurur verici bir şey. İnşallah başarıları devam eder. Sizler gibi aileleri olduğu için çok şanslı arkadaşlarımız. Gerçekten öyleler. Siz desteklemeye devam edeceksiniz mutlaka Can'ı değil mi? Her zaman arkasındayız. Eğitiminde müzik üzerine almak istiyor. İnşallah hedefine ulaşır. Evet, pekala. O zaman Gönel Mustafa Uçtu Lisesi için 57-80'e 115 yazıyorsunuz. 115-57-80 Gönel Mustafa Uçtu Lisesi'ni destekliyorsanız Hakan'cığım sana dönüyoruz. Figen'cığım teşekkürler. Hanımlar, beyler, sıradaki okulumuz Bartın Köksal Toptan Lisesi. Kışların önünde Edip sesi var acip çantasında. Bakın nesi var, bir çift kundurayla. Bir de fesi var, gözyaşları neden, sen açıkla hadi bakalım. Biz en başında yöresel Bartın'ımıza ait bir şarkı yapmayı planladık. Ama daha sonra şehitlerimizin ve şehit annelerimizin duygusu bizim için daha ağır bastı ve bunu söylemeye karar verdik. Bravo. Hemen Yaşar'cığım senden başlayalım, yorumlar alalım. Vallahi çileğiniz gibi mis kokulusunuz. Çok 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 güzel bir şey çaldınız ve o ağladı duygu bana da geçti. Benim de gözlerim yaşardı ve dalıp gittim. Çok küçük bir grup, yani sayı olarak çok az ama benim şu ana kadar seyrettiğim gruplar içerisinde birbirlerine uyumu en iyi olan gruptu. Gül pembe hala hep seni söyler. Seni...
Gel arkana dönme, gel. Sen de gel. Evet, Gül Pembe. Gerçekten Barış Manço'nun çok güzel bir parçası. Ama sizin için herhalde farklı bir anlamı var. Hemen kısaca ona değinirsek. Tişörtlerinizin üstünde bir arkadaşımızın fotoğrafı var. Kısaca bu hikayeyi anlatabilir miyiz? Fotoğrafta gördüğünüz benim kuzenim. Kendisi milli sporcuydu. Boksör herhalde. Evet, boksördü kendisi. 3 ay önce talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Gerçekten sporcu kişiliğinin yanı sıra çok iyi bir insandı da. Ama hayat ayırdı bizi. Gerçekten çok acı bir olaydı. Önünde çok açıktı, çok iyi bir sporcu olacaktı. En sevdiği de şarkı buydu. Bu hafta da onu bu şekilde anmak istedik. Şansınıza herhalde evet. En sevdiği parça ve siz... Evet, geçen hafta tesadüfen bu parça denk geldi bize. Ne kadar güzel. Çok sevindik. Burada da vardı yani kayıtlarda. Gerçekten çok sevindik, çok mutlu olduk böyle bir parça gelmesine. Annesi de benim halam oluyor. İşte söylemişti böyle devrimcim bu. Yani bir haftada bu şarkıyla Tolga'yı anar mısınız demişti. Geçen hafta da gerçekten büyük tesadüf. Yani o şarkı bize denk geldi. Çok sevindik. Aynı anda hem Barış Manço hem de evet. Tolga'yı da rahmetli. Evet yani oldum. Buradan söylemek istediğimiz başka canlar yanmasın. Trafik kurallarına uyalım. Yani başka Tolga'lar, başka Kerim Tekin abimiz. Mesela Barış Akarsu abimiz. Başka canlar yanmasın. Biz bunu istiyoruz. Evet, trafik teşekkür terörüne ediyoruz. Bir dur demek lazım. Teşekkür ediyorum. Hemen Aslı senden başlayalım. Önce vokalist arkadaşımız Özge'den başlamak istiyorum. Ben senin sesini çok beğendim. Bir iki program örneğinde de izlediğim zaman da kesinlikle beğenmiştim. Yaptığın küçük oynamalar vokalde hoşuma gidiyor. Bence bugün biraz daha fazla yapabilirdin, daha fazla kendi yorumunu katabilirdin ama yine de böyle hafif bizim iller sessiz derken kafa sesiyle hafif böyle bir inişin vardı, o hoşuma gitti. O tip oynamalar, demin Nevzat'ın örneğini verdiği gibi şeyler aslında bir şarkıcıyı şarkıcı yapan şeylerdir. Kelimeleri hissederek söyleyebilmek çok önemli çünkü iyi şarkı söyleyebilmek bundan geçiyor. Sen bence o yolda iyi gidiyorsun. Güçlü de bir sesin var. O yüzden iyi bir şarkıcı olabileceğini düşünüyorum eğer bu yolda çalışmaya devam edersen. Genel olarak diğer şu ana kadar izlediğimiz orkestraların dışında siz davul, bas, gitar olarak daha sade yürüten bir grupsunuz. Bu da önemli bir şey çünkü herhangi bir yan destek olmadan piyano, nefesli sazlar ya da işte herhangi bir başka enstrüman olmadan şarkıyı götürebilmek önemli bir şey. Bu anlamda iyiydiniz bence. Sadece hani Nevzat eminim onu atlamayacaktır. Gitarist arkadaşımız için bir şey söyleyebilirim. Distortion'dan Clinton'a geçerken o seslere çok dikkat etmek gerekir. Çünkü birden Clinton çok yüksek geldi solo sonrası. Ama onun dışında ben sizi daha önce dinlediğimde de beğenmiştim. Yine beğendim. Aslı'cığım bu distortion'lardan Clinton'lardan neler çıkıyorsun bilsen. Şu yani... geçişleri bir ayarlayamıyorum. Çocuklar çıkışta bekliyorum bunları ayarlayamayanları. Ben onlara göstereceğim hepsini. Haklısın. Herkesin anlayabileceği çok sert gibi konuşmak ya. Daha doğru. Distortion'a alışıyorum. Bir anda Clinton oluyor. Hayır, ben de afallıyorum. Ya o zaman şöyle söyleyeyim. Hani solo çaldı. Solo'da gelen sesle daha sonra çok daha sade gelen bir ses. Hani nasıl anlatabiliriz Nevzat bunu? O ikisinin geçişi arasında. Biliyorum yok ve ben bu sayede distortion ve Clinton'u çok iyi öğrendim. Annem de öğrendi, babam da, herkes öğrendi. Sağ olsun böyle güzel bir jürimiz var. Melis'cim. Aslında Aslı benim söylemek istediğim her şeyi söyledi. Aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Nevzat oraya değinecektir, aynı fikirdeyim. Distortion. Bayılıyorum böyle jüriye, zamandan kazanıyoruz. Hepsi birbirine katılıyor. Ya, ama orada gerçekten bir anda bir sakatlık oldu açıkçası. Clinton'a geçtiği anda o da benim dikkatimi çekti. Nevzat da burada bir öyle bir el hareketi yaptı ki onun da dikkatini çektiğini anladım. Ama onun dışında ben performansınızı beğendim. Zaten sizin düzenlemelerinizi ben her hafta açıkçası merakla bekliyorum nasıl yapacağınızı. Bu hafta Özge sesini de kontrollü kullandım. Bazı yerlerde yine de çok mikrofon yakın hala oluyor. Çünkü güçlü bir sesim var. Onu daha önce de sana söyledim ama genel olarak sizi beğendim ben. Teşekkür ederiz. Evet Nevcim. Şey var önemlisi, Özge'nin performansını ben içindeki duygu halini ve ufak nüanslarını çok beğendim. O zaman her hafta üzerine koyuyor, daha kendini geliştiriyor. Bu bir, Özge'cim, üslup meselesi. Üslup zeka demektir, zaman değeri demektir. Yani bu şarkılar, bak Barış abi Hakk'a yürüdü ama yıllar sonra biz hala da onun şarkılarını söylüyoruz. Ufak nüanslara önemli dikkat ettiğin zaman sende çok fazla, çok güzel renk var.
Sadece onları dengeli, kontrollü bir şekilde, üstlüklü bir şekilde sunmak zorundasın. Yani ben Erem'e bozuluyorum. O zaman vallahi bozuluyorum sana. Neden bozuluyorum biliyor musun? Çok umutluyum seninle ilgili. Her hafta aynı şey yapıyorum, sana eleştiri getiriyorum. Volümle ilgili olan kısımda, yani distortion'dan, yani asıl güçlü bir tık yukarıda olması gereken şeyden clean'e geçtiğimiz zaman bize burada çok sert geliyor. Ve arpejleri de zaten, şimdi tamam ben seni ne olarak kabul edeyim? Mesela sana soruyorum, sen bana de ki abi de beni sadece burada gitar çalan biri olarak, hani lise arası müzik yarışmasında biri olarak mı değerlendir de bana? Yoksa ben iyi, çok iyi bir gitarist olacağını düşünüyorum. Çünkü kolay değil, 4 kişilik bir grup. Ve tek başına bütün yük üzerine alıyor. Bana de ki sen beni abi şuraya göre değerlendir de. Bana sen söyle. Söyle abi, sen beni şuraya göre değerlendir de. Nereye göre? Çünkü hepsiyle bir yere gidiyorsun yani. Hepsiyle bir şekilde gidiyorsun. Ya beni uyumuma göre değerlendirin bence. Mesela bugün uyumsuzdun. Sus, cevap verme büyüklerine. yani şimdi çünkü bizi herkes izliyor. Şimdi ne var? Bu gitarı çalarken duyulabilirlik demek, sesi açmak demek değil. Onun bir de mesela hiç... İşte B.B. King'in, işte Eric Clapton'ın veya eski bütün büyük gitaristleri gördüm mü? Hep çalarken devamlı bir düğmelerle oynarlar. Çünkü frekansların, yani işte birazcık detay bir konu ama bizi bir sürü de gitarist arkadaşımız izliyor. Senin sayende onlara da ifade edebilmek imkanı buluyorum. O frekansların duyulabilir, boğukluğuyla, açıklığıyla, parlaklığıyla, tizlerle vesaire bir tür equalizer'la bütün her şeyle o sesi duyulabilir hale getiriyorsun. Fakat burada denge önemli. Yani yapacağın iş sadece şu. Distortion'u clean gitarın biraz üzerine koymak, vah gitar çaldığın zaman da şu volümü ayağa kalkıp çalarken bir tık hemen geri alacaksın. Bunlar gitarist yapan üsluplar. Ha şimdi gitar ne demek? Gitar bir odundur. Odunun üzerine 6 tane tel bağlarsın, tamam mı? Bu odundan ağaçtan limon kasası da yapıyorlar. Herkes bak masada oluyor. Ama önemli olan onun üzerine ne yüklediğindir. O gitarla tellerle ne çaldığındır. Bence üzerine yüklediğin anlam gitar tutmuyor. Ben de baktım, odun da güzel odun yani. Güzel odun. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Bülent abiden o konudaki fikrini merak ediyorum. Şimdi tabii Barış abiyi anınca Kurtalan Ekspresi, Ahmet abileri, Bahadır abileri falan, onları anmadan geçmek, hepsine evet. Benim önemli rol modellerim. Maalesef siz şanslısınız çünkü ben bile ucuna yetiştim. Onlar bizim önemli rol modellerimizdi, örnek insanlarımızdı. Ve yani şu önemsiz benim Amerika seyahatimde uzun yıllardır hayalini kurduğum bir Telecaster gitar vardı, onu aldım. Şunu demek istiyorum ama şunu gördüm. Bugün Amerika'da hangi gitar varsa Türkiye'de de o gitar var. Ama eskiden insanlar, yani o günün şartlarında Türkiye'sinde, o günün gerekliliği mi neydi? Türkiye'den para enstrümanı alamıyorlardı. Bir de yurt dışına parayla gidip belli bir miktarda para çıkarabildiğin için o enstrümanlara sahip değillerdi. O yüzden enstrüman önemliydi. Burada size... fikrinizi soracağım abi. Şimdi, evet, hemen Türkiye'nin o yıllarıyla bu yılları arasında çok ciddi farklar var. Ya sadece enstrüman açısından değil, yani bugün dünyadaki bütün müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Ya o zamanlar bir yabancı müzik dinlemek bile, bir tanıdığınız gelecek, size bir tane plak getirecek, bir tane pick-up bulacaksınız falan gibiydi. Ben şimdi grupla da ilgili çok ufak bir şey söyleyerek geçmek istiyorum. Ya aslında bu 4 kişilik grubun enerjisi, müzikle yani o enstrümanlarla bu şekilde bir şey yapmaları aşağı yukarı hepimizin fikri iyi. Ben bu şarkıda da biraz hani ruhunu vermeye çalıştım. Çok şey yapmaya çalıştıkları için de biraz bunların bu şekilde önümüze geldiğini düşünüyorum. Az her zaman daha fazladır. Evet, yani öyle diyelim. En zor, en basittir aslında. Yani o açıdan buna dikkat edilmesinde fayda vardır. Ama genelde ben... bu şeyleri burada anlatılanların ışığında bir gelişme göstereceklerine eminim. Çünkü ciddi bir yetenekleri var. Solist de çok rahattı bugün. Ve grup kendine daha fazla inanmaya başlamış. Ama aynı zamanda çok çalışarak bu inancı tamamlamanız gerekiyor. Yani Erem, başına belayım önümüzdeki haftalarda. Seni bırakmam. Ne olur sonuna kadar yakandayım. Bırakmam. İyi bir gitarist çıkacak buradan. Ve kimseye de şirin gözükmek, hani... Hani bazılarımız çok duygusal bakabilir. Hani çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. Benim için hiç kimsenin farkı. Benim için kalp ve ruh önemli. Çok inanıyorum sana. Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Oyna oğlum sen de hafta şu düğmelerle biraz ya. Koymuşlar bunları bak sıfırdan ikiye kadar. Arada yalandan alt da olsa oyna. İki düğme var ya oyna şunlarla. İki tane düğme var ne var ya ama çalarken de onlarla oynamak çok zor ya. Ben denedim birkaç kez. Sahnede duruşu da bence çok güzel. Yani çok güzel. Hani gitar çalmasının müzikalitesinin dışında söylediğim şey gitarın herkese her alet yakışmıyor. Erem'e yakışıyor. Yani enstrümana tutuşu değil mi? Ya, o kesinlikle satışı. O çalarkenki tavırları çok önemlidir ve seyirci için de önemli şeylerdir. Bence o açıdan kesinlikle iyi. Bir düğmelerle oynamıyorsun. Haftada düğmelerle oynadın mı olay bitti. Ya şimdi mesela bizi izleyenler için de anlamlı ve ikna edici bir duruma getirmek için Erem'den rica edelim. Distortion bir ona vursun. Bir de ondan sonra Clinton'a geçsin bakalım. Ne olacak ikisinin arasındaki fark? Evet. Bir de bizi izleyenler şu anda. Evet. Bir de ayrıca biz eleştiriyoruz ya. Bana mesela şey desinler. Abi niye eleştiriyorsun ki beni? Ben de anlatabileyim hiç olmazsa bir süreç olsun. Herkes evet, dinliyor, evet. Dinliyor gidiyor. İtiraz edin. Yani işte zaten kendimize güvenmesek burada işimiz yok. Sadece itiraz edin, ikna edelim biz de. İnsanlar da öğrensin. Siz bizi eleştirmezseniz eğer biz düzelemeyiz. Bana da yakışan bu yani. Evet. Buradaki bütün eleştiriler sizin iyiliğiniz için. Siz de bunları biliyorsunuz. Evet, bizi izleyenler şimdi ne izleyecek biliyor musunuz? Şu ana kadar çıkan gruplara bir bakalım kimler ne söylemiş. Şöyle kısa bir değerlendirme yapalım kendi aramızda. Buyurun efendim. Çıkmayınca gözünde yaş, kalbinde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, ne olur anla beni. Sen gülünce güller.